Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay süreyle kullanılmaması ve bahçe ekim zamanının gecikmesinden oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hobi bahçesinin tahsis süresinin 1 yıl uzatılması talebinin görüşülmesi. Evet, hobi bahçeleriyle ilgili Ayşe Hanım, değerli başkanımız, bir bilgi verir misin? Özet. Şu anda kaç tane hobi bahçemiz var? Ne kadar ücret ödüyorlar? Bize maliyeti nedir? Şu anda beklenti içerisinde olan kaç tane vesaire? Buyurun. Şu anda bizim 5 farklı bölgede. Evet. 5 farklı bölgede 1787 adet hobi bahçemiz var. Evet. Bunların yıllık ücreti bu sene 540 liraydı. Ama biz personel giderleri, elektrik giderleri, bakım, temizlik giderlerini hesapladığımızda hobi bahçesi başına 1387 lira gibi bir rakam. Kişi başına yani. Evet, kişi başına bir giderimiz var, maliyetimiz var. İçinde bulunanların 10. seneleri tamamlanmak üzere, Cırgalan hariç. Cırgalan'ın da 9. senesi tamamlanıyor bu sene. Evet. Bu pandemiden dolayı ekim dikim zamanında kullanamadıkları için sürenin uzatılması ile ilgili hepsinden dilekçe geldi. Süre uzatılsın diye. Ama süre uzatımı 1 yıl değil, 10 yıl, 5 yıl gibi bir rakamlardı. Bu arada 1500'e yakın dilekçede 10 yıldır sırada bekleyen insanlar var. Artık biz de faydalanalım. Hep aynı insanlar kullanıyor diye. Efendim, tablo bu. Başkanım, şimdi efendim. Sözü alabilir miyim bu konuda? Buyur. Başkanım, hobi bahçelerinde belki 10.000'in üzerinde insan bekliyor. Şu anda yaklaşık 2.000 kabaca artı eksi 50-100 olur. 2.000 civarında hobi bahçemiz var. Yalnız insanlar çok uzun zamandır bekliyorlar. Ben bunun uzatılmasını kabul etmiyorum, reddediyorum. Evet. Bir de eğer mümkünse bundan sonra hobi bahçelerinin 5'er yıllık verilmesi. Çünkü 10 yıl olduğunda çok uzun bir süre. Binlerce insan mağdur oluyor. Ben bunu talebi reddedip yeni talebim şu şekilde onu iletmek istiyorum. 5 yıla düşürülmesini rica ediyorum ve 2000 civarındaki hobi bahçesinin yaklaşık 400 ila 500'ünün yani %25'inin şehit aileleri ve pandemi çalışanlarına tahsis edilip diğer kuradan hariç onları özellikle bir kategoride tutarak onlara verilmesini, yine ücret karşılığı olabilir, onu meclisimiz karar verir ama en azından bir 1/4'ünü, 500 civarında bir rakamı bu özel gruba ayırmayı teklif ediyorum. Şimdi evet, buyurun. Bir şey mi diyeceğim aşağı? Başkanım, şehit ailelerine zaten %50 indirimli kullandırılıyor. Şu anda boşaldığı anda zaten ilk olarak biz şehit ailelerine öncelik veriyoruz. Evet. Çok memnun oldum. Evet. Buna bir de pandemi çalışanlarını eklersek, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız var başkanım. Şu anda boş yer olmadığını göre yapalım. Beklenti içerisine arkadaşlarımızı sokmayalım. O yönde daha sonraki yapılacak çalışmalarda değerlendirelim bu önerinizi. Teşekkür ederim. Pandemi sürecinde malumunuz vatandaşlarımız ekim dikim mevsimiydi. Burayı ekemediler, dikemediler. Bir mağduriyet oluştu öyle ya da böyle. Bunu nazara itibari alarak arkadaşlarımız kamuoyundan gelen beklentilere cevap verme mantığı içerisinde sadece 1 sene. Onu da işte önümüzdeki sene mantığı içerisinde uzatılmasını istiyorlar. Onun dışında yapılacak olanlarla ilgili yeni dönemde yap işlet devlet mi olur? Çünkü maliyeti çok yüksek. Maliyeti 1387 lira kişi başına maliyet. Biz 500 lira alıyoruz yaklaşık. 540 lira alıyoruz. Orhan Bey bir şey diyecekti. Başkanım, bence uzatmaya gerek yok. Çünkü sırada çok insan var. Bizleri çok arayanlar var. Şehit ailelerinden belki 10 kişi var. Bunların uzatıldığında sıkıntı olacak. Bu pandemi herkese oldu. Yani sadece onlara bakın olmadı. Şimdi yasal olarak uzatmayalım. Başkanım, bir kayıpları yok ki. Ekim'dekini yaptılar zaten. Herkese ekim. Yok, yapamadılar. Yapamadılar. Başkanım, yapmasa da 10 yıllık vakit doldu, çok bekleyen var. Emin olun, yarın siz bunu ihale edin, 20 bin kişi gelecek. 20 bin kişi. Yani ya, şu 2 bin kişi yeter artık, babasının malı değil. Kullanmış 10 yıl, yeter yani. Şimdi bu sene bir mağduriyet oluştu kendisi açısından, vatandaş beklenti içerisinde bir.
takdir edersiniz ekonomik olarak da diyelim ki kiralarla ilgili vesaire ile ilgili hep bir kamuoyunda yardımcı olundu sosyal mantık evet. içerisinde. Yeri geldi kiralar alınmadı, yarıya düşürüldü veya uzatıldı. Yasal olarak da uzatılma söz konusu oldu. Tam pandemi dönemi Ekim dönemine geldi. Bunların ekme dikme dönemine geldi. Bir sene daha uzatma yapalım. Daha sonra değerlendirelim. Sizlerin de tavsiyeleri doğrultusunda yol alalım. Sayın Başkanım, kısa bir şey ifade edebilir miyim müsaadenizle? Şimdi Ahmet Başkanım'ın aslında ben sözünden şu çıkarımı da yapabiliriz. Haklı yani tekrar ettirmekle Ahmet Başkanım. Yani bizim bütün Kayseri halkının oradaki maliyeti, 2000 kişinin maliyetini karşılama gibi bir zorunluluğu da yok. Bu belki muhalefet adına söylenmesi sakıncalı görülebilecek de bir şey ama biz burada 1 milyon küsur insanın da hakkını savunmakla mükellefiz. En azından bizim maliyetimiz neyse kişi başına onun da karşılanmasına sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Çünkü oradan eksileni başka yerde zam olarak koymak zorunda kalıyoruz. Bu da milletimize 1 milyon küsur insana haksızlık başkanım. En azından maliyetini karşılasınlar kalanlar. Kasım ayındaki fiyat tarifeleriyle ilgili görüşmede zaten gündeme gelecek bu öneri de var. Sizin bu tavsiyeniz doğrultusunda arkadaşlarımız değerlendirsinler. Şimdi fiyat boyutu ayrı. Zaten fiyatları bir miktar artınca belki cazibesini de yitirecek. Vatandaşlarımız kendileri bırakacaklardır. O boyut da var. O boşalanlarla ilgili de değerlendirmeyi yaparız. Başkanım biz bu talebi reddetmek durumdayız. Çünkü çok fazla bekleyen var. İnanın yani. Bekleyen çok biliyoruz. Evet. En az 20 binde başvuru olacak. Ona da emin ya olun. Şimdi... Bakın yani bunu nasıl yürüteceksiniz bilmiyorum da kura mı çekeceksiniz? Nasıl olacak? Eski hak sahipleri. Yöntemini konuşuruz. Bu seneyi tamam. Aşalım. Önümüzdeki evet. sene içerisinde bunun çalışmalarını beraber sizden tavsiyesi doğrultusunda evet. değerlendireceğiz. Başkanım uzatılma talebi tarafımızdan reddoluyor. Peki ben gelen talep doğrultusunda kabulün oylarınızı söylüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Üzerinde çok tartışmaya değecek bir konu değil. Evet, geçiyoruz.